Merhabalar, iyi akşamlar. Doğrudan siyasete hoş geldiniz. Gündem bir hayli yoğun. Özellikle de Suriye başlığı. Haber merkezleri Washington'dan gelen açıklamalarla alarm durumuna geçti. Çünkü Duma'daki kimyasal saldırı sonrası ne yapacağı sorulan Trump, gün bitmeden büyük bir karara varacağım dedi. Bir askeri müdahaleye artık kesin gözüyle bakılıyor ama o müdahalenin boyutunu ve tabii yaratacağı etkiyi kestirmek güç. Programa bu başlıkla olasılıklar ve Türkiye'nin pozisyonunu konuşarak başlayacağız. Devamında sürenin de el verdiği ölçüde ki bu akşam program 1 saat, bizden sonra 90 dakika var. FETÖ ile mücadele ve ittifak hesapları, yerel seçim ve olası adayları konuşmak istiyoruz. İki konuğumuz var bu akşam stüdyomuzda. Milliyet yazarı Mehmet Tezkan ve Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Tezkan, sizle başlayalım. Şimdi Trump dedi ki büyük bir karara varacağım. 24 saat 48 saat arası açıklayacağım dedi. Sonrasında da gün bitmeden açıklarım açıklaması geldi. Nedir o büyük karar Trump'ın varacağı? Bazı yerleri vuracak galiba. Hı. Şimdi Amerika'ya hani vurur mu vurmaz mı, şimdiye kadar nasıl davrandı? Bir takım Amerika'da değişiklikler oluyor. Nedir bu değişiklikler? Bir tanesi Ulusal Güvenlik Danışmanı geldi. Yeni bir buton. Bu nasıl bir adam? Şahin bir adam. Şu andaki Savunma Bakanı Şahin. Dışişleri Bakanı değiştirdiler. CIA'nın başındaki kişi Pompeo geldi. Şimdi bu üçü de Şahin. Washington'da ortam müsait yani müdahale için. Şimdi müsait. İkincisi kendi iç kamuoyunda da böyle çok iyi pozisyonda değil. Hı. ABD Başkanı. Bir böyle bir hani dışa doğru bir hamleyle içini toparlamak, içini düzeltmek, hani o kendi başındaki sorunları erteleme yoluna da gidebilir. Şimdi elinde önemli ve güçlü bir gerekçe de var. O da bu kimyasal veya sinir gazı neyse bir saldırı. Şimdi o saldırıya karşı bir cevap verirken ne diyor? Koalisyon da bizimle birlikte olsun diyor. İlk İngiltere'den bir evet, destek geldi. Fransa'dan bunu geldi. Yaparsa bu böyle bir hamleyi durup dururken yapmış bir hamle değil. Hakikaten birçok ülke tarafından desteklenecek bir durum çıkar. Ama bunun tam karşısında ne var? Rusya var, İran var. Şimdi bunların hani belki karşı karşıya gelmezler, o pozisyonları değişir ama buradaki en kritik nokta, en zor durumda veya en arada kalan ülke Ankara. Çünkü Ankara evet bir bu meseleyi yani bu saldırıyı kınıyor, kabul edilemez buluyor. İşte Cumhurbaşkanı gitti, Rusya Devlet Başkanı'nı aradı, Putin'i aradı. Erdoğan-Putin görüşmesi ne dedi? Ya bu olmaz yani, bu böyle bir şey. Şimdi buradaki pozisyon Ankara ne? Bu saldırıya karşı, yani Şam'ın bu, eğer Şam yaptıysa tabii. Rusya diyor ki hayır, bunu Şam yapmadı. Bu bir provokasyon, böyle bir şey de yoktu ya. Aslında böyle bir saldırı da yani bu kullanılmadı. O iddia, onları bir kenara bırakırsak. Şimdi Ankara... Şimdi Washington bastırırsa Ankara koalisyonun içinde, yer alırsa Rusya ile pozisyonu ne olacak? Aynı Ankara, peki buna ben seyirci kalsam ama o Şam'ın buna yaptığına ineriyor Ankara. Ve Şam Esad'ın daha önceki katliamlarını da biliyoruz. Esad'ın gitmesini istiyor ve Esad'ın bir diktatör olduğunu ve bu kendi halkına bomba attığını savunuyor. Peki Amerika ile mi beraber kalacak? Amerika ile hareket ederse Moskova ile ilişkileri nasıl olur? Çünkü Moskova Şam'ın yanında duruyor. Hı hı. Yani şimdi öyle bir kaotik bir durum ortaya çıktı ki, bu arada Tahran var. Daha geçen hafta üçlü buradaydı toplandı ve bir plan yaptı. Şimdi tam o plan olurken böyle bir şey çıktı. Acaba insan diyor ki yani şimdi bu o uluslararası şeylerden, burada oturduğumuz yerden bu hakikaten bir provokasyon da olabilir. Yani bu üçlünün bir araya gelip Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya'nın bir kararlar sonunda ya bunu Amerika çok devre dışı kaldı. Amerika'yı içine sokmak için birileri provokasyon yapmış da olabilir. Ama Esad'ın geçmişine baktığınız zaman daha önce yaptı mı? Evet yaptı. Yine yapabilir mi? Yine yapabilir. Sicil kabarık. Yani bir şey. Şimdi şeye de baktığımızda sonuca gidemiyorsun. Doğu Guta'da muhaliflerin elindeki son ilçe artık oradaki en yerleşim birimi Duma ve de onun içinde zaten
Ceyşül İslam, onların da aileleriyle birlikte bölgeden ayrılması için şeyler başlamış. Zaten yani işte, aslında boşalıyor niye atsın yani. Şimdi boşalırken, şimdi provokasyon evet biraz daha mantıklı duruyor bu üçlünün son toplantısından sonra. Ama Esat'ın geçmişine bakıyorsun. Evet, orası zaten terk ediliyor ve anlaşıldı. Hı hı. Orayı alıyor. İşte yıkık görüyoruz ekranlara. Hani gelen görüntüler kadarıyla mahvolmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii yani şey de var. Yani Mahmut Öztürk'e de sormak gerekir. Tabii burada provokasyon var mı yok mu? Bunun için bağımsız birilerinin gidip orada bir inceleme yapması gerekiyor. Ama orada da bombardıman sürüyor, girmeleri mümkün. Yani, ama Rusya'da ona şimdilik izin vermediği de bir tabii, soru işareti. Doğru, ben doğru. Vermem diyor. O zaman insan... Güvenim. Mahmut Öğür, Ankara'nın şu anda kafası net mi? Bir Amerikan müdahalesine karşı pozisyonu net mi? Artık ortamda kimsenin kafası net değil diye düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. İşin provokasyon boyutunu bir tarafa bırakalım ama biraz geriye dönüp bakalım. Son bir aya, iki aya bakalım. Yani Esad bunları yapıyordu. Tabii Doğu Gusa'da yani insanlar. Defalarca da Türkiye bunu uyardı, söyledi. Dünyada uyardı, bir kısım insanlar da hakikaten sahip çıkmaya çalıştı ama bir sessizlik de vardı. Cumhurbaşkanı sürekli bu sessizliğin, dünya tarafından sessizliğin olduğunu dile getiriyordu. O yüzden hani ben provokasyon ihtimalini biraz daha zayıf görüyorum. Hı. Olabilir mi? Evet olabilir. Hatta 15-20 gün önce hani şeyden dolayı ya bunu yapanlar sanki Amerika'ya davetiye çıkarıyor diye konuştuğumuzu biliyorum arkadaşlar. Tabii tabii. Evet. Yani öyle bir şey yapıyorlar ki. Yani Amerika'ya bir fırsat sunuyorlar gibi. Niye? Şöyle bir durum var tabii. Türkiye, Rusya, İran bölgede daha etkin bir siyaset uygulamaya başladı. İşte bir hafta önce Mehmet de söyledi. Şimdi buna karşı ABD'nin sessiz kalmayacağı gibi bir düşünce vardı. Bir şey yapacak. İhtimallerden bir tanesi Trump'ın açıkladığı gibi çekilmek. Burada biz iflas ettik. İşte 6-7 trilyon dolar paramız gitti. Trump bunu zaten seçim öncesi söylüyordu. Yani hem Trump söylüyordu hem kongrede tartışılıyordu. Şimdi böyle bir Amerikan aklı vardı ama Trump içeride bizim 28 Şubat vari bir sıkışma yaşıyor. Yani Pentagon'la, bürokrasiyle kavgalı bir durum yaşıyor. Fakat Trump tezlerin hiçbirini de hayata geçiremedi. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki bir taraftan da şahinler işte CIA başkanı geldi, Bolton geldi, diğerleri geldi. Daha böyle bölgeye sıcak şey bakan, sert bakan, bölgede değişimi daha radikal yapmaya çalışan bir grup da geldi. Orada bir tek fark var benim gördüğüm. O grup sahayı iyi biliyor. Burada çalışmış insanlar. Yani hem CIA eksenli şey çalışmış, o CIA başkanı, hem Bolton Pompeo falan buralarda kafa yormuş insanlar. Ulusal, örgütleri iyi biliyorlar. Örgütlerle ilişki mi, devletlerle ilişki mi üzerinden yeni bir ilişki ağı kurabilirler. Ben hatta buna benzer bir şey de yazdım. Yani ben Türkiye'nin biraz daha şansının açıldığını düşünüyorum. Şöyle söyleyeceğim onu. Onu biraz açmak gerekiyor. Türkiye biraz sıkıştı, doğru. Çünkü Rusya ile İran'la çok ciddi bir işbirliğine ne tarafta gitti. Pozisyon alacak şimdi Türkiye? Şöyle bir şey var şimdi. Türkiye zaten başından beri tarzını koymuş. Birçok ünlü ilişkiye. Yani bunu kimileri stratejik işbirliği gibi yorumluyor ama Türkiye bunu bu şekilde ifade etmiyor. Daha çok yönlü bir siyasi ilişki. Ben bunun ABD ile ilişkide bir açık kapı bıraktım. Hatta bu ilişkiyi yeniden onarma açısından ABD-Rusya açısındaki gerilimi de çok daha uçlara götürmeden bir biçimde yeni bir biçim alma açısından da bir şans görüyorum. Niye? Çünkü sonuçta Türkiye Esad'ın gitmesini Rusya ve İran istemiyor, doğru. Ama Rusya çok sert değil bu konuda. Ona da dikkat etmek lazım. Bir tek daha çok geçiş döneminde tamam evet, Esad olsun daha sonra çok İran bu konuda seçimle diyor. Yani İran ısrarcıdır. Rusya şöyle bir şeye doğru gidebilir. Yani ABD Rusya'ya rağmen diyelim ki oraya bir operasyon yaptı. Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali elbette var, doğru. Ama şöyle bir şey de var. Esad'ın gitme ihtimalini zorlayacak ABD devreye girdiği için. Çünkü ABD orada kalıcı olmak istiyor. CENTCOM da bunu söylüyor. Pentagon da bunu söylüyor. Buradan çıkma ihtimalleri yok. Ayrıca Suudi Arabistan'la birlikte o değeri zor üzerinden yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Yani hem Sünni kesimle PYD'yi birleştiren bir yapılanmaya gidiyorlar. Yani ABD bir biçimde orada kalmak istiyor. Ama kalırken de Türkiye'yi dışlamak istemiyor. Yeni yönetim için söylüyorum bunu. Bunun henüz ipuçları ortaya çıkmış değil. Yani bunu daha yüksek sesle söylemiş değiller. Ama bu önümüzdeki günlerde gündeme geldi. Mesela şimdi Amerika Rusya'ya rağmen mi yoksa Rusya ile birlikte demeyelim de. Çünkü daha önceki işte 2017 geçen yıl yanlış hatırlamıyorum geçen yıldı. Bu Şayrat hava üssünü işte 59 Tomahawk füzesiyle vurdu. Evet. O saldırı öncesinde Rusya bilgilendirilmişti. Bilgilendirilmişti. Yani şimdi yine öyle mi olacak?
Ben yoksa bilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, çünkü Rusya'da burada yeni bir yapının kurulması gerektiğini düşünüyor. Nedir bu, anayasaya falan yazılacak deniyor ya, Esed var olduğu sürece anayasa falan yazılamaz. Bence yazılamaz. Bunu aslında Rusya'da görüyor. Bunu ABD'de görüyor, Türkiye'de görüyor. Burada yeni bir dönemin başlayabilmesi için Esed'in gitmesi gerekiyor. Esed'in gitmesi de Amerika'ya çok büyük bir fırsat verdi. Amerika'nın hem orada kalıcı olması için hem de yeni bir dönemin açılması için. Nedir bu? ABD bununla diyecek ki dördüncü unsur olarak da ben bu bölgeyi dizayn etmede ben de varım. Neyle var olacak? İşte bu saldırıyla Esed'i ya da kimyasal silaha karşı çıkma haklı argümanıyla. Halbuki ABD bugüne kadar sustu bu konuda, biliyorsunuz. Anladım. Kırmızı çizgilerini inkarttı ama şimdi eline böyle bir fırsat geçti. Burada kalıcı olmak için Pentagon, özellikle de CENTCOM bunu dayatacak diye düşünüyorum. Anladım. Yani biz burada kalalım diye bunu yapacaklar. Peki Tezkan, şimdi baktığımızda Ankara'nın pozisyonunu konuşuyoruz. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri nispeten sahada çok fazla yoktu. Belki bu açıdan bakınca evet, Rusya, İran yakınlaşması Ankara'nın işte biraz daha sıkıntısız, sorunsuz oluyordu. Şimdi Washington'ın birebir askeri bir şekilde Mahmut Öğür diyor ki orada olmak istiyor. Belki ileride biraz daha asker yollayacak, daha kalıcı olma adına. O denge politikası nasıl gidecek? Şimdi ben... Ya da bir denge olabilecek mi? Amerika'nın sahada yoktu tespitine katılmıyorum, vardı. Vardı ama nispeten vardı, biraz daha... Fırat'ın doğusu bizim diyorlardı. Bir kere oraya kimse ellemesin diyorlardı ki bence bu Ruslarla yapılan... Vietnam'da yaptıkları bir anlaşmanın önemli bir parçasıydı. Biz burada... Tezkan, araya gireceğim. Çünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapılıyor. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuşuyor. Dinleyelim, devam edelim. Uzakları, mayınları, el yapım patlayıcıları tespit etme ve imha etme çalışmaları da devam etmektedir. Bölgede yaşayan halk için ve askerlerimiz için en büyük tehdit bu tuzaklardır, mayınlardır, el yapımı patlayıcılardır. Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı harekatı planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki sürecinde bugüne kadar olan süreç gibi başarılı bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Benim sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alayım. Evet, buyurun bakalım. Ahmet Topal, Sabah Gazetesi. Efendim, Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı gündemdeyken, bugün sabah İsrail'in de Suriye'de bir askeri havaalanını vurduğu haberleri gündeme düştü. Bunun peşine de ABD Başkanı Trump 24 saat ile 48 saat içinde Suriye'ye ilişkin bir karar açıklayacağını duyurdu. Bu konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi mi acaba? Siz Amerika'nın Suriye'de bir askeri operasyon yapma ihtimalini görüyor musunuz? Böyle bir durumda da bölgede nasıl bir etki bulur acaba? Teşekkür. Suriye'de yaşananlar hepimizi derinden üzmektedir. Esasında sadece son olaylar değil, bugüne kadar yaşananlar da maalesef çok kötü sonuçlar ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı sonucu ölenler insan olduğu gibi diğer silahların kullanımı sonucuyla ölenler de insandır. Sadece kimyasal silah kullanıldığında değil, jetlerle bombalandığında, diğer silahlarla siviller öldürüldüğünde de uluslararası toplumun aynı tepkiyi vermesi gerekir. Zira ölen yine insandır. Öldürülen silaha göre, öldüren maddeye göre tavır takılmak doğru bir yaklaşım değildir. Ölen insana göre tavır takılmak esasında doğru bir yaklaşımdır. Bugüne kadar Suriye yönetiminin Suriye'de katlettiği 800 bin civarında insan ve göçe zorladığı milyonlarca insanın sorumluluğu elbette birinci derecede Suriye rejimine aittir. Ama bu katliamları durdurma güç ve imkanına sahip olanlar, bu zorunlu göçü engelleme gücüne sahip olup da bu gücünü kullanmayanlar da buradaki katliamlardan ve olup bitenlerden mesuldür. Suriye yönetimi daha önce bildiğiniz gibi yine kimyasal silah kullanmıştı. O zaman da dünya ayağa kalkmıştı. Fakat soruşturuldu ama adım atılmadı. Tabii bu konuda
söz söylemenin ötesinde artık işler yapmak gerekir. Aksi takdirde söylenen sözlerin arkası gelmeyince orada daha büyük cinayetler, daha büyük olumsuzluklar yaşanmaktadır. Türkiye, Suriye'de meydana gelen son saldırıya ilişkin tutumunu en net şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. En üst düzeyde kınamasını Türkiye yapmıştır. Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'le Duma'da olan katliamı ve saldırıyı görüşmüştür. Tabii bu bölgede, Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzunca bir zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor. Oradaki sivillerin kötüleşen durumlarını ortadan kaldırmak, tahliyelerini sağlamak için de önemli çabalar ortaya koydu. Tabii Amerika'dan açıklamalar var, Rusya'dan açıklamalar var. Baktığınız zaman bu açıklamalar birbirini teyit eden açıklamalar değil. Birisi başka söylüyor, öbürü başka söylüyor. Ama bir de ortada fotoğraflar var, ortada görüntüler var, ortada haberler var. Bu fotoğrafları, görüntüleri izlediğimizde, incelediğimizde de bu görüntülerin normal silahlarla oluşmadığına dair de uzmanların kanaatleri var. Öyleyse burada bu konunun çok net bir şekilde geciktirilmeksizin soruşturulması ve aydınlatılmasında da fayda vardır. Tarafların iddialarına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur bu. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların burada olup bitenleri süratli bir şekilde soruşturması ve dünya kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmasında fayda vardır. Ancak bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor. Ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturması son derece önemlidir. Sayın Trump'ın açıklamaları da bugün oldu. Başka açıklamalar da yapıldı. Bu noktada şunu söylemek de lazım. Burada uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem vardır, fayda vardır. Aksi takdirde birlikte hareket edilmediği takdirde başka olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir. Uluslararası toplumun Suriye konusunda artık rekabeti bir tarafa bırakıp, kendi çıkarlarını bir tarafa bırakıp, insanın yararını, oradaki sivillerin, masumların hukukunu koruyan uluslararası hukuka, uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun hareket etmesinden geçmektedir. Eğer bu hareket yapılmazsa uluslararası hukukun da, uluslararası sözleşmenin de, Birleşmiş Milletler'in de, uluslararası örgütlerin de bir hiç olduğu ortaya çıkar. Bugüne kadar Türkiye hep söylüyor, dünya beşten büyüktür. Ama dünya birden de büyüktür. Çünkü beş tane üye bir araya geliyor, bir veto ettiği zaman adım atılamıyor. Demek ki burada bir kişinin sözü her şeyi değiştirebiliyor. Onun için dünyanın birden de beşten de büyük olduğunu ifade eden bir ülke olarak biz burada diyoruz ki uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmeler, uluslararası örgütler anlamını, saygınlığını, otoritesini kaybetmek istemiyorsa kuruluş amaçlarına uygun hareket etmek zorundadır. Biz Türkiye olarak uluslararası örgütlerin kendi kuruluş amaçlarına uygun hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha burada altını çiziyoruz. Burası Suriye artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir. Umarız ki bundan sonra uluslararası toplum söz söylemekten öte yapacağı somut işleri gereğini yapar. Evet, buyurun. Efendim siz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı açıklamaları da aslında kısmen cevap verdiniz bu söylediklerinizle. Lavrov yaptığı açıklamada kimyasal silah kullanıldığını tespit edilmediğini söylüyordu. Bir başka şey daha söylüyor yalnız. Rus askerlerinin
Suriye'den bu tip bir provokasyon yapılacağına dair kendilerine bilgi aktardığını söylüyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Bir de Lavrov'un yaptığı bir başka açıklama daha var. O da Afrin'e ilişkin olarak Türkiye'nin Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine vermesi gerektiğini söylüyor. Buna ilişkin hükümetin değerlendirmesi nedir? Tabii Sayın Lavrov'un açıklamaları var. Buna karşılık ABD'den yapılan açıklamalar var. Demin de ifade ettim. Bu açıklamalar birbirini tekzip eden açıklamalar. Onun için biz Doğu Guta Duma'da yaşanan hadisenin derhal soruşturulması ve işin çok net bir şekilde gerçeğinin ortaya konması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ve bu konuda gecikmeye mahal vermeden adım atılması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Tabii Suriye'nin Amerika ve Rusya'nın güç savaşına kurban edilmemesi de gerekir. Yani iki ülkenin bilek güreşine oradaki masumların ölümünün kurban edilmemesi de gerekir. Eğer siviller ölüyorsa, masumlar ölüyorsa ve burada uluslararası hukuk çiğneniyorsa hepimizin beraber sivillere, masumlara, uluslararası hukuka sahip çıkmamız lazım. Burada görüyoruz ki Suriye'deki masum sivillerin hayatından ve uluslararası hukuktan önce ülkelerin kendi çıkarları önde geliyor, öyle gözüküyor. Değerlendirmeler de çıkar esaslı değerlendirmelerdir. Biz hep söylüyoruz, artık Suriye konusu o ülkelerin ulusal çıkarları penceresinden değerlendirilecek bir konu olmaktan çıkmıştır. Bir insanlık konusu, insan onuru konusu, bir vicdan konusudur. Onun için burada çıkarlar üstü bir değerlendirme yapmakta fayda vardır. Türkiye'nin Afrin'de bulunması bir işgal değildir. Biz daha önce de açıkladık. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasal birliğine, egemenliğine saygılıdır ve bu harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedelemek değil, aksine terör örgütlerince Suriye'nin işgal edilmiş topraklarını korumak ve Suriye'nin bütünlüğünü korumak maksadı da taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de işgalci değildir, kalıcı değildir. Biz orayı teröristlerden ve terör örgütlerinden arındırmak, bölge halkının terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak hem sınır güvenliğimizi, hem ülkemizin güvenliğini, hem de bölgenin güvenliğini sağlamak için oraya gittik. Ve şu anda da Afrin bölgesi teröristlerden arındırılmış durumdadır. Ancak teröristlerin tuzakları, mayınları, el yapımı patlayıcıları ve diğer şeylerin tespiti ve imhası devam etmektedir. Daha önce de ifade ettik. Biz hedefimize bölgedeki huzur, sükun, barış, istikrar ve güven ortamını sağlayınca ancak ulaşacağız. Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde de bölgeyi teröristlerden temizlediğimizde nasıl bölgeyi bölgenin gerçek sahipleri olan insanlara teslim ettiysek, şimdi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da Afrin bölgesini Afrinlilere emanet edeceğiz ve onlar kendi oluşturacakları yönetimle, meclisle oranın her türlü işini ve ihtiyacını görmeye devam edeceklerdi ve Türkiye olarak da biz onlara bu anlamda yardımcı olacağız. Tabii bizim amacımız Suriye'yi bölmek değil, demin de söyledim. Suriye'de şu anda bir otorite boşluğu var. Devlet her tarafta egemen değil. Terör örgütleri işte PYD, PKK, YPG, KCK, DAEŞ önemli bir alanı kontrol etmektedir. Şimdi orada devletin otoritesi de yoktur. Tabii Suriye'de meşru muhalefet de var. Başka gruplar var. Pek çok ihtilaf var. Çözüm bekleyen sorunlar var. Ve Suriye'de yaşananların silah zoruyla çözülemeyeceğini Türkiye olarak biz hep söyledik. Burada esas çözüm siyasi çözümdür. Siyasi çözüm ortaya çıktıktan sonra zaten buradaki durumun ne olacağı bu siyasi çözüme göre netleşecektir. Ama biz Türkiye olarak şunu söylüyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yoktur. İşgalci değiliz, kalıcı değiliz. Burada siyasi çözüm ortaya çıktıktan sonra da buralar o siyasi çözüme göre şekillenecektir.
Evet, buyurun. Efendim, Sayın Başbakan'ın özellikle Doğu sınırlarından gelen göçe ilişkin olarak bir açıklaması var. Bir kamp kurulacağı Iğdır'da. Bu yönde Afganistan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamalarda. Özellikle de Afgan göçmenlerin son günlerde arttığını görüyoruz. Birincisi bu kamp ne zaman kurulacak? Aynı zamanda kapasitesi ne olacak? Kaç kişilik olacak? Ve bu kampa ilişkin olarak kaynak, maliyet, buna ilişkin bir bilgi var mı? Bir de Sayın Başbakan'ın açıklaması olmuştu. Özellikle bu Afgan göçmenlere ilişkin olarak biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz demişti. O sayı, rakam var mıdır? Teşekkürler. Bildiğiniz gibi Türkiye göç hareketleri konusunda hem hedef ülke hem de transit ülke. Ama Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenler bakımından Türkiye büyük oranda hedef ülke durumundadır. Yani gelenler batıya çok azı geçiyor. Önemli bir kısmı Türkiye'de kalıyorlar. Şu anda Türkiye'de bizim geri gönderme merkezlerimizin kapasitesi sınırlı. Ama ülkemize gelen göç sayısı, düzensiz göç sayısı oldukça fazladır. Örneğin bizim İran sınırımızdan 2017 yılının ilk 3 ayında sadece Afganlı gelen göçmen sayısı 6.000. 2018'in ilk 3 ayında ise oradan gelen göçmen sayısı 27.000. 3 ayda 27.000. Tabii bu bizim tespit ettiklerimiz. Bir de tespit edemediğimiz göçmenler var. Bunu tabii mukayese ettiğinizde rakamın çok yüksek olduğu ortadadır. Bu nedenle Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve burada buraya düzensiz ve yasa dışı yollardan gelen göçmenlerle ilgili ülke olarak diğer ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili ne tür tedbirler alıyorsak aynı tedbirleri alacağız. Ve Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi oluşturuyoruz biz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu geri gönderme merkezleri hem bu gelen düzensiz göçte gelenlerin güvenliğini sağlamak, hem onların ihtiyaçlarını gidermek, hem de onları uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkemizde bulundukları sürece varlıklarını devam ettirmek için yapılmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanımız, Başbakanımız bildiğiniz gibi hafta sonu Afganistan'daydı. Afganistanlı yetkililerde bu konu tekrar ele alındı. Pakistan İçişleri Bakanlığı'yla, Yunanistan İçişleri Bakanlığı'yla da bu konular görüşüldü. Çünkü buradan geçenler Yunanistan'a da gidebiliyorlar. Oradan da başka ülkelere gidiyorlar ve bu noktada önemli tedbirler alındı. Geri gönderme merkezlerinde bunlar bazıları, şartları uygun olanlar elbette geri gönderileceklerdir. Yoksa bizim Afganlı kardeşlerimize karşı bir olumsuz yaklaşımımız yoktur. Ancak hukuka aykırı düzensiz göç hareketlerinin onların güvenliği ve ülkemizin, insanımızın güvenliği bakımından tedbir almamızı gerektirdiği için bu tedbirleri aldık. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Aslında bizim de programı açarken sorduğumuz sorunun yanıtını bir anlamda Sayın Bozdağ'dan aldık. Yani Ankara'nın Washington'dan gelen açıklamalara tepkisi, değerlendirmesi nedir diye soruldu. Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın güç savaşına kurban edilmemeli. Suriye hesap yapılacak ülke olmaktan çıktı. Rekabeti bırakıp uluslararası hukuka uygun hareket edilmeli. Uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararlarına uygun hareket edilmeli diyor Bekir Bozdağ. Tezkan, ne demek gerekir? Şimdi tabii ki bu çok katık durumda Ankara'nın net bir şey söylemesini beklemiyoruz. Bekir Bozdağ da bir hükümet sözcüsü olarak hani bizim gazetecilik tabiriyle biraz topu çevirdi. Yani ne evet müdahalesin Amerika dedi, ne etmesin dedi, ne Esad evet kimyasal ama gidip bakılsın dedi. Yani şimdi o biraz önce konuştuğumuz o sıkışık bir durum. Rusya ile olan ilişkiler, İran'la olan ilişkiler, son toplantı, Trump'ın bu çıkışı,
ben 48 saat içinde karar vereceğim ve koalisyonla birlikte hareket edeceğiz. Koalisyon ülkelerin içinde Türkiye'de var. Türkiye Şam'a, yani bir Ankara'da durumu tam netleştirmemiş kafasında, kimin ne hamle yapacağını bekliyor. O yüzden soruya karşı Bekir Bozdağ uzun bir cevap verdi ama o cevabı özetlersek bir başlık veya bir tek cümle çıkartamıyoruz. Çünkü çıkarılmaması için o kadar uzun. Uluslararası konuştum. Sözleşmeler ve BMGK kararlarına uyulsun deniyor. Belki şöyle hatırlatabiliriz. 2013 yılındaki bu Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası 1400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bir karar alınmıştı. Birleşmiş Milletler'e kimyasal silahların yasaklanması örgütü. İşte Şam rejiminin elindeki kimyasal silahları Rusya'nın gözetiminde ülkeden çıkaracaktı. Ama şimdi aynı zamanda diyor ki insanlar ölürse ne tür bir silahla ölmesi de önemli değil. Önemli hani insanlar ölüyor. Bu kimyasalla da ölebilir. Başka türlü ölürse ses çıkarmayacağız mı? Ona orada da ses çıkaralım. Yani uluslararası derken bu bir biraz da hani sadece Amerika değil, Amerika, Rusya artık anlaşın da bu Suriye üzerinden bu plan bitsin, Türkiye ancak Ankara öyle rahatlayacak. Hakikaten biraz iki başkent arasında eğer bu sertleşirse, bilemiyoruz tabii yarın öbür gün ne karar alacak Washington ama ben biraz sert bir karar alacaklar. Yani görüntü kendi durumlarını toparlamak için çok sert karar ve hani o Rusya'da ağırlıklar biz de varız demek için bir karar alacaklarını düşünüyorum işte. Ondan sonra Ankara ne yapacağı o çok daha... Mahmut Öğür, şimdi Bekir Bozdağ soru geldi. Amerika'nın silahlı müdahale, askeri müdahale ihtimali nasıl görürsünüz dedi. Öyle de insanlar ölecek. Biz insanların ölmesini istemiyoruz dedi. Yani bir anlamda Ankara Amerika'nın müdahalesine çok da sıcak bakmıyor. Hayır, şunu mu çıkarırız buradan? Şunu öngöremiyoruz. Yani şu anda hakikaten ABD vuracak ani bir karar aldı ve ne yapacak? Yani bir Şam'ı mı vuracak, Esad'ı mı götürecek? Yoksa öyle bir çıkış yapabilir ki Rusya, ABD karşı karşıya gelebilir. Şimdi bu ne demektir? Üçüncü Dünya Savaşı demektir. Bu dehşet bir şeydir. Yani bu noktadan dolayı biraz temkinli, hassas davranmak da gerekir. Ama bana kalırsa hani o işte 2013'teki kimyasaldan dolayı sadece kimyasalları almak değil, Esad'ın uluslararası mahkemede yargılanması gerekirdi. Yani orada başlatılan bir süreçti. Bence bu sürecin de oraya gitmesi gerekiyor. Yani bana kalırsa Esad'ı şu anda uluslararası mahkemede yargılayacak bir süreç başlatılmalıdır. Bu bombalamayla mı olur? Yoksa Bekir Bozdoğan Bakan'ın dediği gibi uluslararası toplumun devreye girip o yasal prosedürleri uygulayarak mı olur? Bu ABD buna çok yanaşacağını sanmıyorum. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Rusya da yanaşmaz. Şöyle bir şey, ben Rusya için, Rusya da yanaşmaz tabii, şu aşamada yanaşmaz ama şu şöyle bir açık kapı var diye düşünüyorum. Yani hem ABD'nin orada kalmasını sağlayacak bir formül, Esad'ın gitmesini Rusya'da çok da itiraz etmeyebilir diye düşünüyorum. Bu ara bir formül bulunabilir mi? Öyle umuyorum. Yani o ara formülde uluslararası toplumun devreye girmesi. Şimdi uluslararası toplumun devreye girmesi, bu cümleyi tabii hep kuruyoruz. Evet, şimdi bu akşam bir toplantı var, Birleşmiş Milletler bakalım Güvenlik Konseyi toplanacak. Toplamış. Bir şey çıkar mı? Ben çıkacak diye beklemiyorum ama yani dediğim gibi bütün bu hesapları biz yapıyorsak ABD de yapıyor. Yani nereye vuracağını, nasıl vuracağını, vurduğunda nasıl bir ses tepki alacağını hesaplayacaktır. Kolay bir iş değildir. O bölgede... Tabii kimle vuracak? Tek başına mı vuracak yoksa? Ha işte o koalisyonu dediği zaman, işte koalisyonu devreye soktuğu zaman, koalisyondan hepsini bir araya getirip birlikte karar verelim dediği zaman ne çıkacak? Bunların hepsini görmek gerekiyor. Dediğim gibi burada şöyle bir ihtimal çıkabilir. Yani Suriye artık hakikaten insanlık taşıyamıyor. Dünya taşıyamıyor bunu. Tamam ABD sessiz kaldı. Bunda çok büyük günahı var. Bu da doğru. Ama şimdi bir karar veriyorsa bu karardan bir şey çıkabilir ihtimalle diye düşünüyorum. Şimdi koalisyonla birlikte olur mu? Koalisyona baktığımızda koalisyonun adı ne? DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu. Evet. Şimdi DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu Esad'la Mücadele Koalisyonu'na mı döner o zaman? Ama yani başlangıçta sadece DAEŞ yoktu. Bak o da öyle düşünme. Başlangıçta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu 2013 sonrasıdır. 2011 sonrası bu koalisyon oluştu. O koalisyon tamamen Esad'ın halka karşı, zulmüne karşı yapılan bir koalisyondu. Orada en azından muhalefeti, Leyit Donat hikayesi vardı hatırlarsanız. Yani o süreçte başlayan ama 11-12'nin başından itibaren ya da o sırada ya da 12'nin ortasından itibaren ABD değiştirdi. Tavır değiştirdi. Tavır değiştirdi, arkasından DAEŞ çıktı. Yani DAEŞ veya El Nusra gibi terör örgütleri çıktı. Ondan sonra benim gözümde ABD
iç savaşın derinleşmesini bekledi, istedi ki kendisi orada daha kalıcı olsun. Hı hı. Hatta başka şeyler gelişti. Yani İran'ın girmesine, Şii Hilal'in güç kazanmasına, Şii Sünni çekişmesinin yaygınlaşmasına, buna benzer hesaplar yaptı. Bu noktaya geldik. Şimdi bu noktada bizim düne kadar savunduğumuz şey işte Esed'in bir anca gitmesiydi. Şimdi bunda ABD bir rol oynayabilir mi? Ben oynayacağını düşünüyorum. Yani o rol şöyle bir şey. Yani Esed'i götürerek Suriye'de hem ABD'yi de büyük bir yükten kurtarabilecek bir formül. Orada bir tek handikap bizimle ilişki açısından PYD meselesi. Hı hı. Yani Fırat'ın doğusu meselesi. İşte o meselede biz de karşı karşıya gelmeyi göze alacaklar mı almayacak mı? Ben de bunun da bir açık kapısı olduğunu düşünüyorum. Yani hı. Türkiye ile ilişkiyi yeni yönetim tekrardan kurabilir ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ama kurmayabilir mi? Evet, ya bu başka bir şey. Ama ben kurma ihtimalinin özellikle Pompei'nin gelişiyle birlikte kurulabileceğini düşünüyorum. Peki mesela diyelim ki Tezkan, Amerika Birleşik Devletleri yeni bir faza geçti Suriye'de. İşte ben burada olacağım. İşte Şam rejimine de ben karşımı alıyorum ve o tarafa doğru işte bir müdahalede bulunuyorum. Bunu kimle birlikte yapacak? Yani sahada kimle birlikte yapacak? Şimdi askerin postaları, Amerikan askerinin postaları oraya değecek mi, değmeyecek mi? Şimdi var evet orada bir Amerikan varlığı ama daha fazlası gelecek mi? Gelmeyecekse PYD-YPG ile mi bir mücadeleye girecek? Girerse nasıl Şam'a olur? Karşı Şam, yok. Şam'a karşı yani. Öyle bir şey beklemiyorum. Buradaki sadece birkaç, bir cezalandırma mı diyorsun? Cezalandırma birkaç noktayı vurur o kadar. Buradaki mesele evet Amerika kalıcı mı oradaki bölgede? Bana göre kalıcı. Hı hı. Ankara ne kadar itiraz ederse etsin, ne kadar karşı çıkarsa çıksın, o bölgede bir süre duracaktır. Çünkü bu meselenin bir ucunda İran vardır, öbür tarafında da İsrail vardır. Hı hı. Bu eksen içerisinde Amerika orada kendine bir tampon, ya bir üst yaptı oraya, kendine üst kurdu. Yani bir kara üssü gibi düşün. Hı hı. 13 tane doğru. Askeri şey var, birliği var, yerleşim yeri var. Şimdi Esad'a, evet Esad gitsin, tamam Esad Ankara mesela bu konuda şeyle beraber mutabık. Mutabık. Ama Rusya buna izin verir mi bu aşamada? Şimdi Mahmut diyor ki doğru söylüyor. Evet Rusya çok da Esad aman falan demiyor ama İran şey yapıyor. Ama bu anda Amerika'nın bu şeyinden sonra Esad gitsin derse bu sefer bütün güç Amerika'nın elinde mi geçer? Başka hesaplar da var. Bu süre dursun diyebilir. Biraz da Esad dursun. Rusya izin vermediği sürece Esad gitmez. Yani nasıl devrileceksin? Hı hı. Arkasında Rusya var. Bütün hava sahası Rusya'nın kontrolü altında. Rusya biraz ona izin vermesi lazım. Zaten Moskova'dan açıklama geldi. Yani, savunma sistemlerimiz devreye girebilir dedi. Şimdi o da bir başka bir tehlike. Evet Amerika vurmaya kalktığı zaman Rusya'nın o savunma sistemi devreye girer mi girmez mi? Anlaşmalı mı birkaç yeri vururlar? Hani hı hı. burayı vur ama bu Esad'a da bir süre elleme. Hı hı. der. Yani bunlar çok böyle birbirine iç içe girmiş konular. Ankara'da işte biraz önce dinledik Bekir Bozdağ'ın çok şey söyleyip hiçbir şey söylememesinin altında yatan da bu belirsizlikler var işte. Trump'ın 48 saat içinde önemli kararlar, ne karar alacağını kimse Amerika'daki şeyler bile tahmin edemiyor. Çünkü Trump da alışılagelmiş bir başkan tipi değil, Obama gibi değil yani. O her an bir şey olasılıklar. Şimdi yani. Büyük bir karar deyince de mesela Tahran'dan da hemen açıklama geldi. Birkaç gün içerisinde biz atom bombasını hazırlayabiliriz gibilerinden. Yani herkes bir ön alıyor yani. Herkes, tabii ki herkes şeyde konuşuyor böyle. Herkes birbirine karşı bir takım sözle hamleler yapıyor. Sen onu yaparsan ben de bunu yaparım. O diyor Moskova ne diyor? Savunması şey yaparım. Tahran hop oradan cevap veriyor. Şimdi herkes bir santranç oynuyor gibi masada hamlelerini kullanıyor ama bu sahaya nasıl yansır onu pek bilmiyoruz. ABD'nin son bir ayına bakın. Son bir ayda ABD bir biçimde geriye düşen bir pozisyon izledi. İşte onu diyorum yani bu öne çıkma bu onlara, hamlesi tehlikeli işte. Ama düşünüyor bu geriye düşüşü öne nasıl, geçirmek için bir şey yapacak. Hangi hamleyle ileri atabiliriz? İşte, ya Trump'ın dediği gibi çekileceksin bu bölgeden yahut da işte hazırlık yapıyorlar şimdi orada. Yeni bir partide kuruldu ya. Suudi Arabistan'la falan. Hı hı. Bir bunu hesaba katıyorlar, iki Türkiye'ye hesaba katıyorlar. Acaba Türkiye ile nasıl bir ilişki, bu süreci bundan sonra nasıl götürebilir? Tabii onun arka planında da İran var. İran'a yönelik bundan sonra ne yapabiliriz? Hı hı. Şimdi burada belki ilk hamle Şam'ı etkileyip, burada Rusya, İran ve Türkiye dışında dördüncü aktör olarak biz varız, devam ediyoruz. Astana ve Soçi süreci, işte Ankara sürecinden sonra Cenevre'yi devreye sokalım.
ihtimalini başlatabilip ama bir şey doktor gibi tekrar devam edebilir. Şurada bir şey dedik. Amerika'daki yönetime Trump'ın üzerine etkin olan insanlar askeri geçmiş olan doğru. insanlar. İşte onlar biliyorlar meseleyi. İşte yani onlar bildikleri için orada onların da görüşü Amerika'nın orada sahada bir güç olarak kalması taraftar. İşte bu fikri veren aslında ben bu işte orada onu diyorum. Değil. Değil. Bu onların fikri. E tamam ama doğru. onlar en yakın yerlere gelerek giderek onlar etkili oluyor Trump üzerinde. Doğru. Onlar etkili olduğu için hani ben diyorum ki öbür tarafta bu Fırat'ın doğusu kalıcı. Çünkü asker o biz burada kalalım diyor. De, ben de diyor. Yani siyaset ikinci yani sivil şey unsurlar ikinci plana düşüyor Washington'da. Asker kökenlerin evet. Şahinlerin gücü daha da arttığı için böyle bir... Trump da zaten diyor ki askeri yetkililerle görüşeceğim, kararı açıklayacağım diyor. Buradaki yani. Fark şudur, bu şahinler, askerler bu bölgeye çok kafa yoran ve bölgeyi, sahayı bilendir. Orada bir yeni formülasyon devreye girebilir diye düşünüyorum. Yani PYD, PKK'yı silahlı güç gibi kullanmalarından bir ihtimalde vazgeçebilirler diye düşünüyorum. Peki ama tabii önemli bir süreç. Ama şeylerine bak, demeçlerine baktığınız zaman başka, kalmak istiyor. Ne kadar götürürler. Biz diyor bu kalacağız. Hele diyeceğiz yeni çünkü, dışişleri bakanı yani çok falan. Hareketli zamanlar bu gece ona, bakalım belki bir... Bu gece bir şey çıkacak falan. Öyle mi diyorsunuz? Ne çıkacak? Yani Rusya varken orada Birleşmiş Milletler'den ne kadar... 24 çıkacak? Saat içerisinde kararı alacağım diyor. Alacağım. Washington'dan. Washington'da tabii. Washington. Belki bir yeri, bir iki yeri Rusya'yla anlaşarak kurabilirler. İşte, bakalım, izleyeceğiz. Rusya'ya bilgi verirler, derler ki şu iki yeri bu kimyasal silah merkezidir, böyle derler. Peki. Olabilir. Amerika tamam. Yapmadığı çok teşekkür ediyorum. Mehmet Eskan çok teşekkürler. Çok bugün kısa tuttuk. Bekir Bozdağ da araya girince tabii bayağı süremizden gitti. Gündemdeki manşeti, en önemli başlığı konuştuk. Suriye'de olan biteni. Bu akşamlık doğrudan siyaseti kapıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.